Değerli dinleyiciler, sunumuma hoş geldiniz. Özete çıkarılan kitabın ismi, Çekim Yasası ile Başarı ve Zenginlik. Kitabın yazarı Veysel Yıldırım. Elazığ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yine bu bölümde yüksek lisansını tamamladı. Hızlı okuma, hafıza, hipnoz, zihin haritaları alanlarında uzmandır. Antalya'da kişisel gelişim uzmanlığı yapmaktadır. Kitabın ana fikri, çözümü basit olan ancak çözüm bulamadıkları, paylaşamadıkları iç dünyalarındaki sorunlara farklı bakmalarını sağlamak. Biçim, kitap yenilikçi çağa uygun bir şekilde insanın kendisini tanımasını, kendi özelliklerinin farkına varmasını sağlayan bir kitap. Amaç, bu kitap okuyucularına kaynaklarının neler olduğunu ve bunları nasıl kullanacağını göstermeyi hedefleyen bir kitap. Bölüm 1. Giriş. Eğitim kendi başına düşünmeyi öğrenmektir. Eğitimli kişi ise düşünmeyi öğrenen kişidir. Eğitimle öğretim farklı kavramlardır. Bilginin dışarıdan alınmasına öğrenme, içeride işlenmesine ise düşünme denir. Kişi ne kadar bilgi edinirse kapasite o kadar iyi olur. Mutluluk, başarı ve zenginlik hiç kimsenin tek elinde değildir. İsteyen herkes mutlu, başarılı ve zengin olabilir. İnsanımıza ne kadar yatırım yaparsak, gelecek o kadar farklı ve aydınlık olacaktır. Geleceğin aydınlık olması için kişinin kendini tanıması, yapabileceklerinin farkına varması, yani iç kaynaklarının farkına varması gerekir. Günümüz dünyasında bireyin kendini tanıması ve gerçekleştirmesi çok önemli olmuştur. Çünkü sağlam bireyler sağlam grupları, milletleri oluşturur. Mutlu olmak için uğraş vermelisiniz. Mutluluğa iş, para ya da aşkla ulaşılmaz. Mutluluk sizin kendinizle olan bir iç meselenizdir. Gerçek zenginlik çok fazla şeye sahip olmak değil, çok az şeye ihtiyaç duymaktır. Bölüm 2. İnsan nedir, kimdir? İnsan nedir, kimdir sorusuna yüzyıllardır cevap aranıyor. Teknolojinin en üst düzeye çıktığı günümüzde de bilim adamları, araştırmacılar artık insanı tanımaya, derinleştirmeye başladı. 21. yüzyıl dünyayı değil, insanı, insanın kendi dünyasını tanıma yüzyıl olacak. İnsan, kendi tanıdığı, bildiği oranda gelişme gösterir. Kendinin farkında olmayan, kendini bilmeyen, tanımayan nasıl geliştirebilir ki? Bu nedenle insanın kendini bilip tanıması çok önemlidir. Kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. Kendimize zaman ayırıp, yaşamımızı objektif bir bakışla gözden geçirmektir. Zayıf bulduğumuz alanlarımızı geliştirmek için çaba göstermektir. Bu zihnimizin, ruhumuzun, karakterimizin güçlenmesini için olmazsa olmaz bir koşuldur. Kendini tanımak, şu anda olduğumuz noktayla olmak istediğimiz nokta arasındaki yoldur. Kendini tanımak, kendimizi nasıl gördüğümüz ile başkalarının bizi nasıl gördüğü arasında açı olmaması anlamına gelir. Bireysel ve iş yaşamımızda başarılı, mutlu ve doyumlu olmak istiyorsak, baltamızı bilemek için kendimize zaman ayırmalıyız. Umut ve yaşam. Ne denli kötü olursa olsun asla pes etmeyin. Bu benim başıma nasıl geldi diye düşünmeyin. Benden daha kötü durumda olan insanlar da var diye düşünün. Uçurumun kenarında bile taklalar atabilirsiniz. Üstelik gülümseyerek. Önemli olan ruh ve akıldır. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışın ve hastalığınızın ankasına saklanmayın. Her günün tadına varın. Hala bir şeylerin üstesinden gelebileceğinizi gösterin herkese. Mevlana'ya sormuşlar, insan kimdir? Mevlana ise insan akıldan çok kalptir demiş. İnsan hayat alanındaki sürecini birbirinden farklı davranışlarla yürütür. Bu davranışların belli bir dengede olması önemlidir. Bu denge kaybolduğunda yaşamın tadı kaçar. Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır. Olgun insan yaşamının sesini iyi duymalı, dengeyi kaybetmemeli, insanların ortak özelliklerini bilip de öyle davrandığımızda yaşamın tadını alabiliriz. Bölüm 3. Beyin ve beynin özellikleri. Bir uçak için kokpit neyse insan için beyinde odur. Kokpit uçağın yönetildiği kumanda odasıdır. İnsanın da kumanda odası beynidir. Bedensel ve zihinsel tüm faaliyetler beyin tarafından gerçekleşir. Kısaca beyin,
bedenin patronudur. Patron ne derse o olur. Beynin fonksiyonlarını sıralamak mümkün değildir. Çünkü sınırsız sayıda fonksiyonu vardır. Beyin, nefes alışverişini düzenleyerek vücuttaki her hücrenin ihtiyacı olan oksijeni sağlar. Kalp atışlarını ayarlar, bedenin ısısını düzenler. Hormonların ne kadar salgılanacağını düzenler. Tarihteki bütün dehalar, bütün buluş yapanlar, üstün kişiler hep beynin iki yarısında mükemmel bir işbirliği içinde kullanan Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Farabi gibi kişilerdir. Bilinçaltı ve çekim yasası. Bilinçaltı her zaman mıknatıs gibidir. Kabul etmesek de yaşamda bizi zorlayan koşullardan her fırsatta etkilenir ve hiç ummadığımız anda korkularımızla yüzleşiriz. Bilinçaltı aynı zamanda kendi inançlarını yansıtan olayları da çeker. Başarı yasa ile sağlanır. Bilinçaltınız çevrenizde gördüklerinizden, işittiklerinizden ve farkında olduğunuz şeylerden gelen bilgileri düzenler. Önemli olduğuna inandığınız her bilgiye karşı sizi duyarlı bir hale getirir. Duyarlılığınız arttıkça da onu kendi gerçeğiniz haline getirebilmeniz için bilinçaltınız sizi daha hızlı bir biçimde uyarmaya başlar. Örneğin, kırmızı bir spor araba almaya karar verirseniz, her baktığınız yerde kırmızı spor arabalar görmeye başlarsınız. Çözümler üzerinde düşünmek size kendiliğinden olumlu şeyleri getirir. Geçmişte olmuş olanlardan çok, ne yapabileceğiniz ve nasıl yapabileceğiniz konularında düşünmeye başladığınızda zihniniz sakinleşmeye ve netleşmeye başlar. Bilinçaltımız uyuyan bir devdir, bir mıknatıstır. Onu faaliyete geçirip istediğimizi kendimize çekebiliriz. Onu uyandırmanın yolu, bilinçaltında olan iç kaynaklarımızın farkına varıp, onları harekete geçirip kullanmaktır. En büyük çekim gücünüz bilinçaltınızdır. Sizi başarıya götürecek, aradığınız her şey bilinçaltınızda var. Zihin haritası. Zihin haritaları, beynimizdeki var olan bilgilerin değişik renkteki şekiller ve grafiklerle ortaya konulmasıdır. Zihin haritaları, beynin sol lobundaki bilgileri, verileri sağ lobun yardımıyla görselleştirmektir. Zihin haritasıyla beynimiz ayrıntıda boğulmaz, bütünü görür. Zihin haritası hayal gücümüzü geliştirir. Doğrusal olarak değil de çağrışımsal olarak iş görerek bilgiyi çabuk hatırlamamızı sağlar. 4. Bölüm. Ne istediğini bilmek. Bir gemi doğuya doğru gider, diğeri batıya esen aynı rüzgarla. Hangi yöne gideceğini belirleyen rüzgar değil, yelkendir. Ella Wheeler. Herkesin bir hayali vardır. Ne istediğini bilen, onu hayalden hedefe dönüştürür. Hayali hedefe dönüştürmek kolay değildir. Hayal sınırsızdır. Biraz daha soyut ve belirsizdir. Ancak hedef öyle değildir. Hedef daha somut ve gerçekçidir. Hayale sayı, mekan eklendiğinde hedef olur. Hedef belirlerken çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü geleceği belirliyorsunuz. Başarı hedeflerle eşdeğerdir. Zihin net olan için harekete geçer. Hedefiniz ne kadar net ve kesinse varmanız o kadar kolay olacaktır. Bu yüzden hedefiniz net olmalıdır. Hedefinizi günlük, haftalık ve aylık bölümlere ayırdığınızda onu kontrol etmeniz ve ulaşmanız daha kolay olacaktır. Hangisine ne kadar zaman ayıracağınızı iyice belirlediğinizde zamana da hükmettiğinizi görecek, zamanınızı daha iyi yöneteceksiniz. Bölüm 5. Harekete geçmek. Her insan için her gün yeni hayata açılan bir fırsat kapısıdır. Başarılı, mutlu ve zengin olmak her insanın hakkıdır. Ayrıca her insan başarılı, mutlu ve zengin olmak için her türlü iç kaynağa sahiptir. Kendisine başarıyı, mutluluğu ve zenginliği çekebilir. Şunu unutmamak gerekir ki başımıza gelecekleri her zaman seçemeyiz. Ancak başımıza gelenlerle neler yapacağımızı seçebiliriz. Yaşam seçimlerden ibarettir. İstediğimizi seçebilecek çok şans ve zamanımız vardır. Bilgi, dışarıdan alınan verileri beyin süzgecinden geçirdikten sonra ortaya çıkan düşünsel üründür. Bilgi, insanı değerli kılan, gidiş yolunu ortaya koyan, karanlığı aydınlatan ışıktır. Bilgi olmadan hiçbir şey bir bütün haline getirilemez ve sonuç vermez. Konfüçyüs bilgi konusunda bizlere uyararak şunları söyler. Bilmediğini bilmeyenden kaç, bildiğini bilenden öğren, bilmediğini bilene öğret, bildiğini bilmeyeni uyar.
İnançlarımız. İnançlarımız, doğumdan yaşadığımız şu ana kadar çeşitli deneyimlerden çıkardığımız sonuçlardır. Bu sonuçlar bizim kural haline getirdiğimiz, hayatımızın yönünü belirleyen ana ve ara yollardır. Bu inançlar hayatımız boyunca bizi yönlendirir. Ben istediğimi kazanacağıma inanıyorum dediğinizde artık yavaş yavaş kazanmak için gerekli başlangıç noktasını bulmuşsunuzdur demektir. Ziya Paşa'nın güzel bir sözü vardır. Aynası işitir kişinin, lafa bakılmaz. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethedeceğine gönülden inanıyordu ve kesin olarak kararını vermişti. Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni. Çünkü inanıyordu. Hiçbir endişesi yoktu bu konuda. Görür gibi İstanbul'u alacağına inanıyordu Büyük Sultan. Bu yoldaki bütün olumsuzlukları kafasından silmiş ve her engeli aşacağına inanıyordu. Onun hocası Akşemseddin, hedef tespitinden sonra o hedefe ulaşmadaki inancını Fatih'e şu şekilde aktarıyordu. Dağ ne kadar yüksek olursa olsun, yol onun üzerinden geçer. Sen dağ olmaya heveslenme, asla gururlanma. Yol ol ki herkes senin üzerinden geçerken sen dağların bile üzerinden geçesin. Fatih'in bir tereddüdü vardı ve hemen hocasına sordu. Hocam ya şartlar elverişli olmazsa? Akşemseddin hiç tereddütsüz cevap verdi. Şartlara teslim olmazsan şartlar değişir, sana teslim olurlar. Çok çalışır, çok dua eder ve çok istersen Allah'ın rahmeti tecelli eder. Rahmet tecelli ettiğinde nice olmazlar olur. Nitekim Koca Sultan da birçok engelle karşılaşmış, ancak gemileri karadan yürütüp Haliç sularına indirmek gibi harika düşüncelerle hedefe ulaşmada önüne çıkan bütün engelleri aşmayı başarmıştır. Şükür ve dua. Dua çok önemlidir. Dua işlerimize bizi Yaradan'ı ortak etmektir. Ona şükretmektir. Aslında ne kadar zengin olduğumuzun farkında değiliz. Elimizdekilerin kıymetini bilmeden hep başka şeyleri istiyoruz. Duanın en önemli özelliği ağızdan değil yürekten gelmiş olması, bencillikten uzak olmasıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.